Ya bunlar yaşamak için başka şeyleri, başka hücreleri ya da mikropları öldürmeye çalışıyor. Her insanda olan bir tükürüğün yaşı 1000 kat büyütmesi veya 400 kat büyütmesi. Arkadaşlar, bu tür videoların devamı için kanalımızı beğenip abone olursanız ve bizi desteklerseniz çok seviniriz. Merhaba arkadaşlar, Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine sizlerle bambaşka bir videoyla daha karşınızdayız. Daha doğrusu bir devam videosu olacak değil mi Serap? Aynen abi. İnsan anatomisiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz yine. Geçen hafta yayınladığımız öksürük videomuz vardı. Yine yukarıdaki linkten görebilirsiniz. Evet, onun devamı ile ilgili olarak çekeceğiz. Serap, detaylar sende dostum. Bugünkü çalışmamızda tükürükle ilgili çalışacağız. Normalde tükürük bezlerimizin oluşturduğu ve insanın her gün 1-2 litre tükürebildiği, tükürük oluşturduğu bir içerik ürettik. Bu içerikle ilgili yani çok farklı şeyler gördük. Birazdan videomuzda da göreceksiniz. Zaten arka planda da şu an videomuz devam ediyor. Malum korona günlerinden dolayı Serap'la böyle ayrı gayrı düştük. Diğer videoda özellikle belirtmiştik Serap, yani yukarıdaki linkten de arkadaşlar bakabilir bu linke. Bu sağlıklı bir insandan alınan örnek. Evet. Yani bu bir hastadan veya hastalık geçirmiş bir insandan değil. %100 sağlıklı olan birinden alınan bir örnek. Burada bir farkındalık oluşturmaya çalıştık biz. Aynen. Herkes de olabilir. Bu doğal bir şey bu aslında, bakacak kesinlikle, olursanız. Kesinlikle. Abi bilgilendirme açısından şöyle bir şey söyleyebiliriz bununla ilgili. Her insan ağzındaki tükürüğün %99'u sudan oluşur. Geri kalan %1'i sindirim, diş sağlığı ve ağızdaki mikrobiyal gelişiminin kontrolü için oluşur abi. Bu bir çok da şeydir, hani %1'lik kısım sindirim sistemini düzene sokuyor ve diş sağlığını düzene sokuyor abi. Öyle diyebiliriz. Yani şu arkada gördüğümüz her şey için zararlı diyemeyiz. Bazıları için abi, bazıları. Artık peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki abi. Aslına bakacak olursak şöyle söyleyeyim. Yani bu o zaman benim anladığım kadarıyla vücudun dediğin bölümleri koruma, dişi, dili korumak için kendi ürettiği bir şey bu. Doğru mu? Aynen abi. Aynen. Yani şöyle yani aslında gördüğümüz particikların hepsi vücut bizim için üretiyor. Aslında şöyle tam olarak şöyle söyleyebiliriz. Dişimizi fırçalamadığımız zaman örneğin dişin diplerinde biriken yemek parçacıkları bir süre sonra bakteri oluşturuyor. Bu bakteriler ağız sağlığı diye geçiyor ve bu ağız sağlığı da bizim ağzımızda hani şeyler çıkar, yaralar çıkar ya, bunlara neden olabilir. Sindirim sistemini zayıflatabilir. Onun için diş fırçalama vesaire bu durumda çok önemli kalıyor abi. İyice yaklaştın şu an. Kaç x'e geçtin sen şu an? Abi şu an 400 kat büyütmedeyiz. Fark ettiysen böyle şeyler var abi üzerinde. Sanki ciğerlerimizden böyle parçalar çıkmış gibi bir görüntü var. Çok bak, kesinlikle ufak ufak hareketleri görüyor musun abi? Çok ufak böyle şeyler. Bunlar ve biz bunda bir herhangi bir video hilesi bir şey kullanmadık değil mi Serap? Şey yani bu tamamıyla oynanmadan. Ya bu normal bir tükürüğün, her insanda olan bir tükürüğün yaşı 1000 kat büyütmesi veya 400 kat büyütmesine neden olan bir şey. Baksana şu baksana abi, bak arada böyle minik kutçuklar gibi dolanıyorlar. Bunlar işte yani gerçekten bu önemli bizim için. Özellikle altını çiziyoruz. Evet. Hem sağlıklı bir insanların da bakın. Şu an ekranda görüyorsunuz ufak ufak. Şu an biraz dijital zoom yaptık. Optik değil. Görüntü biraz daha alabiliyor. Baksana. Bunda immersiyon yağı kullandın değil mi dostum? Kullandık, evet. Kullandık. Yani immersiyon yağı sadece 100x'te daha net görüntü almamızı sağlıyor. Evet. Peki tabii şunu da belirtmek gerekiyor ki bu bakterileri değil vücudumuz o kendi bulunduğu vücut için üretiyor. Aynen. Yani biz konuşurken aslında bunları dışarıya atıyoruz. Diğer videomuzda bunu gösterdik aslında. Aslında şöyle. Yani ağzımızda abi ortalama 200 ile 500 milyon arası bakteri bulunuyormuş abi. Say.
Yani ve bunları şöyle düşün abi. İnsanlar hani bizim insanlarımız daha çok yapıyor ya. Dışarı tükürüyorlar. Yere tükürüyorlar. Bu yani şöyle düşün. Bu mikropları, bakterileri biz. Ya. Bu bakterileri. Ya bu bakteriler belki sadece bana yararlı. Ama sen de zararlı olabilir. Sana hastalık yaratabilir. Heh. Bu bakterileri abi aslında 200, onu söylemek 200 ile 500 milyon arası düşün yani. Ve bu bir de şöyle. Yani bir mililitre. Yani 1 milimlik bir mesafede olan, 1 milimlik bir genişlikte olan şeyler bunlar. Yani alanda. Yani örnek olarak gösterecek olursak çok, yani çok serçe parmağınızın çok küçük. Yarısının yarısı kadar bir noktaya bakıyoruz ve orada aynen. Bir noktacığa bakıyoruz biz şu yani anda. 1 milim bakın, bayağı küçük bir alan. Baksana Serhat, şurada top top akıyorlar aynen, bir yere. Yani çok şey. Bu şimdi Serhat, emin olmak adına soruyorum dostum. Yine lamlemeler arasına koydu. Evet. Dediğimiz kadar küçücük bir alan bu. Aynen abi. Onun arasında duruyor. Yani bir şey oynatmıyoruz. Yok, bir şey böyle çevirmiyoruz. Ya bu sadece şey işte. Normal bir tükürük. Aslında böyle çok şey değil. Hasta bir insanın tükürük şeyi değil. Örneği değil. Yani böyle sokaklarda görmeye alıştığımız böyle özel desenleri bürünmüşlerden değil. Yok abi, iğrenç ya. Ama aslında az önce çok önemli bir konuya değindin Sera. Dedin yani bu bizim için. Hani vücut bizim için üretiyor. Aynen, bizde yararlı ya da gerekli olabilir ama karşı tarafın aslında buna ihtiyacı var mı? Tabii ki yok. Aynen abi. İşte bunlar da karşı tarafa gittiği zaman virüslü de olabilir bu. Mikrop da olabilir. Karşı tarafa gittiği zaman sıkıntı yaratıyor. Aynen abi. Yani virüs burada daha çok şeydir. Öksürdüğümüz zaman, tükürdüğümüz zaman buradaki ekranda böyle canlı görüyorsun ya, bunların belli bir yaşam süresi var. Örnek veriyorum 3 saat, 5 saat yaşayabilir. Onun haricinde tabii çoğalması lazım. Tabii sürece. Çoğalması lazım. Yani bu doğal ortamlar yaratılırsa bu canlı kalır sürekli. Onun haricinde bir süre yani sonra ölüyor zaten. Biz konuşurken, mesela konuşurken ben sana bunlardan birini gönderdiğim zaman bunlar işte sana tutunuyor ve yaşamaya devam ediyor. Aynen. Bak çok küçük ya. Sera şeyi hatırlar mısın? Bizim ilkokulda bir tane Hamide hocamız vardı. Kısa bir süre gelmişti. Kapalı bir bayanda. Evet evet. Hatırladım. Çok kısa bir süre bize öğretmenlik yapmıştı. Bir gün o tükürükle ilgili bir şey anlatmıştı. Ta o çocukluktan yani 4. sınıftaydık falan herhalde. Oradan aklımda kaldı. Yolda tükürürken birini görmüş. Çok tiksinmiş hani bu durumdan, midesi bulanmış falan. Geldi zaten böyle bir sıkıntılı bir şekilde anlattı. Dedi ki çocuklar, o tükürük bir süre sonra toz oluyor. Havaya karışıyor ve insanların ciğerlerine dolanıyor. O yüzden tükürmeyin demişti. Şu anki görüntü görebiliyor musun? Evet. Bak bir önceki önceki öksürük videomuzda da vardı buna benzer bir şey. Farkında mısın? Buna kuluçka diyebilir miyiz? Şu an dijital zoom yaptığın için çok net görünmüyor ama tabii hareketlilik ya belli. Bu muhtemelen bir bakteriye veya bir şeye mikroplara saldırıyorlar. Ya mikroplar saldırıyor ya da mikroplara saldırıyorlar. Ya da üremeye çalışıyorlar. Aynen. Bir şeyi yok etmeye çalışıyorlar. Bir yumurtanın içinde gibiler. Böyle aynen. Hareket ediyorlar sürekli. Vay çok be. İlginç ya. Yani önceki fütursuzca sokaklara tüküren insanlar. İşte aynen. Maalesef ki bunların bak, hepsini. Ortadaki şey görüyor musun? Büyükçe bir şey daha var. Alt kısımda kaldı. Evet. Çok ilginç ya. Baksana abi, renkli renkli şeyler de var. Yani bir garipler aynen. Ya. Ya işte bu durumda şöyle, şu çok önemli. İşte diş fırçalamak, ağız sağlığı falan çok önemli kalıyor. Çünkü bir süre sonra yani diş tartarları oluşturabiliyor. İşte diş eti çekilmesine neden olabiliyor ve dişlerde iltihaplanmaya neden olabiliyor. Ağız kokusuna da dair şey yapabiliyor. Ağız aslında bazı şeyleri çok ciddiye almasak da diş sağlığı dediğimiz şey sadece dişlerin tabii. Beyaz görünmesiyle ilgili tabii, değil. Kesinlikle. Diş sağlığı her açıdan, yani sindirim, normal her konuda diş sağlığı çok önemli. Aynen. Yani en basitini söyleyeyim, anlayacağımız türde dişimizde ufacık bir ağrı oluştuğu zaman başımız, beynimiz çatlıyor, böyle çok büyük sancılar veriyor. İşte bu bakteri ve mikroplar aynen. Ağzımızda sürekli üredikçe, değil mi Serhat? Kesinlikle. Yani kendilerini türettikçe yani işte böyle şeyler oluyor. Baksana şunlara, bak çırpınıyorlar sanki. Bak abi bak, şey gibi, sanki galaksiyi fethediyorlar gibi. Şey olabilir mi Serhat? Şu anda hani ağızdan çıktı ya bunlar. Bu tabii ki hemen anlık çekilen bir video. Yani hemen ağızdan bir numune alınıp, değil mi Serhat? Lamlemenin arasına koydun, hemen
bekletmeden koyduk. Bunlar da şimdi sanki böyle yaşamaya çalışıyorlar. Yani tutunacak bir şeyler arıyorlar. Ya bu zaten şöyle, lamlamel arasında kan hücreleri de dahil birçok hücre yaklaşık bir yani yarım saat falan yaşayabiliyor. Çünkü kuruyor. Kuruduğu zaman ölmeye başlıyor. Zaten yukarıdaki linkten de görebilirsiniz. Benzer şeyler çektik. Kanla ilgili videolar çektik. Evet. Oradan da canlı canlı izleyebilirsiniz. Şimdi bak abi. Yani insan şaşırıyor tabii ki bunları görünce. Aynen. Bir de baksana şunlara. Bunu biz özellikle hani bir şey video ile oynamadık. Bakın. Bak. Uf, Serap bu ne be? Abi bunlar ne olduğunu çok merak ettim ben. Ya bilen varsa yazsın da biz de öğrenelim yani. Diğer kan videomuzda, özellikle virüslü kan videomuzda sağ olsun sizlerden çok bilgi geldi. Aynen. Yorum geldi. Hani ne olabileceğiyle ilgili. Bu konuda da bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Evet. Onu biz şu an daha iyi hatırlıyorsan onu biz şey yapmıştık. Doktora göstermiştik, patoloğa göstermiştik. O tabii iki tane patoloğa. O videomuzda demir eksikliğinden kaynaklıymış o hücrelerin etrafındaki o yıldızlaşma. Bunu ben şeye çok benzetmiştim. O koronavirüste de böyle var ya, böyle yıldız yıldız. Çok benzetmiştim. Her yere koronavirüs simgesi yaptılar. Onu diyorsun aynen, değil mi? Aynen. Onun bir şeyini çizmişler. Üç boyutlu çizimini yapmışlar. Bak abi üstünü görüyor musun? Üstünde bir şey var bak. Çok küçük. Hareket ediyor. Böyle bir yere girmeye çalışıyorlar sürekli Serhat. Aslında yaşamaya çalışıyorlar abi. Öyle yani, diyebiliriz ya. Yani. Aynen. Yani o şekilde. Bak, bak bak. Balığa benziyor bu da. Ve işin garip tarafı ne biliyor musun Serhat? Bunun böyle yani bir tırnak ucu kadar olan bir alana bakıyor olmamız. Yani şöyle abi, yani az önce Serhat'ın söylediği 200-500 milyon yani alanı. Şu an mesela zoom yaptığımız zaman şu 1 milimin yani şöyle söyleyeyim ben sana. 0.001 milim oluyor abi. 100 mikrona falan geldi şey 100x'e geldiğin zaman 0.001 milim. Yani bırak bu bakterileri ya da canlıları görmeyi, baktığımız alanı bile tabii aslında çıplak gözle zor bak, görebileceğimiz bir noktaya bakıyoruz. Ya bunlar yaşamak için başka şeyleri, başka hücreleri ya da mikropları öldürmeye çalışıyor ve aynen, onun bünyesinde sürdürmeye çalışıyor yaşamını ama başka toprakları fethetmeye aynen, çalışıyorlar aynen, yani. Aynen. Çok. Yani şu anda dijital zoom yapıyoruz. Hı. Yani normal mikroskop zoom artık yetmediği için dijital zoom yapıyoruz buna. Çok güzel Serhat ya. Kesinlikle abi. Yani özellikle bu dönemde bence çok dikkat edilmesi gereken bir video. Ya tabii kesinlikle. Ya her zaman özellikle bilinçlendirme abi açısından, bilgilendirme açısından çekmek istedik biz bunu. Ve tekrar tekrar belirtiyorum sizlere, sağlıklı bir insandan alınan numune bu. Aynen. Yani herhangi bir sağlık problemi olmayan bir insandan alınan numune. Ya şimdi bununla ilgili bir de şöyle bir çalışma yapalım abi. Sadece dişimizden aldığımız örnekle bir video çekelim. Sonraki videomuz bu olsun. Sonra sadece dilden alınan bakterilerle ilgili bir video çekelim. Yine aynı şekilde numuneyi alıp bakalım. Aynen. Evet arkadaşlar, bu hafta bir videomuzun daha sonuna gelirken Serhat öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Serhat bu korona günlerinde sırf bu videoyu çekebilmek için karantinadan kaçtı. Kaçtı demeyelim bana. Laboratuvarda bu videoyu bizler için çekti. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür Haftaya yeni bir videoda, yeni bir araştırmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.